Eskiden şehir şuraya kadardı. Şimdi ta oralar dolmuş. Siz buralı mısınız? Evet. Üniversiteye kadar burada okudum. Neredeyse 30 yıldır yolum düşmedi. Kalenin orada. Eski bir mahallede oturuyorduk. Şimdi nerede deseniz gösteremem. Geçerken bakarız isterseniz. İyi olur. Bir şeyler değişmemiş buralarda. Siz bir de öteki yerleri görün. Şehrimiz pek gelişti. Nerede? Nerede fare? Nerede? Nerede fare nerede? Çekilin! Çekil! Evet! Çekilin! Gelin Naci değil mi o? Maşallah. Çok sağlıklı görünüyor. Biz akıllarımızı evet pek sevmeyiz ama delilerimize düşkünüzdür. Kalabileceği güzel bir otel var mı? Buyurun, hoş geldiniz. Ne kadar kalacaksınız? İki gece. Belki bir gün daha. Siz buyurun. Ben kaydınızı yapar, kimliğinizi gönderirim. Sultan Dağı'na nasıl gidelim? Meydanda minibüsler çalışıyor. Her saat başı var. Arzu ederseniz bir taksi çağırabilirim. Sağ olun. Minibüsle gidelim. Ne yapmış bu serseriler? Et kombinasından hırsızlık yaparken yakalanmışlar. Kim dövmüş bunları? Bekçiler mi? Kim pataklamışsa iyi etmiş. Bay kaç tırlan yahu, ne biliyorsun? Sabri. Buyurun efendim. Bana mı seslendiniz? Benim Nure. Hatırlamadın mı beni? Affedersiniz. Böyle birden hatırlayamadım. Affedersiniz. Ah. Tamam, hatırladım. Siz İstanbul'da değil miydiniz? Döndünüz mü yoksa? İki gün kalacağım. Baba yadigarı bir bahçe için geldim. Satışı var da. Nasılsın? Tapu dairesinde mi çalışıyorsun hala? Emekli olmadın mı? Hayır. Ya. Evet, yani az kaldı. Hay Allah, çok yazık, daha çok gençler. Yazık tabii. İki gün daha buradayım. Bir görüşelim. Bir oturup konuşalım. Dama oynarız gene. Bizim kahve duruyor mu? Duruyor. Hay Allah. Geç kaldım. Mesai başladı bile. Tamam. Mesaiden sonra gel. Ama mutlaka gel. Tamam, gelirim. Thank you.
Kardeş, rica etsen bir fotoğrafımı çeker misin? Şuraya basıyorsun. Sağ olasın. Kolay gelsin. Hangi rüzgar attı seni Nuri Bey? Hepten unuttun sanmıştık. Unutmasını unutmadım da bir türlü olmadı be Osman. Hayırdır? Gelişini niye borçluyuz? Baba yadigarı bir bahçe vardı, onu sen. Hepten kurtuldum bizden yani. Selam. Beyler taze avukat var. Tapudaki memurlardan biri sıyırmış. Şefinin kafasını çekişle darmadağın etmiş, iyi mi? Şef Merta. Allah Allah. Niye ki? Millet takıl fikir mi bıraktıran kardeş? Herkes manyak başta. Tapudaki hangi memur ya? Neydi ya? Şey, Sabri. Sabri mi? Bizim Sabri mi? Git ya, olmaz öyle şey. Yanlışın var, başkasıdır o. Sabri karıncayı ezmemek için seke seke yürür. Sabri'yle bu sabah konuştuk da. Burada da buluşacaktık. Bu Sabri de vardı bir numara zaten. Sabri böyle bir şey yapmaz. Bir yanlışlık olmalı. Evet. Bir yanlışlık olmalı. Yanlışlık olmalı. Hay Allah. Sizi yendim. Yanlışlık falan yok lan işte. Yendin. Hadi hadi. Beni gıcık etmedi. Bir parti daha oynayalım. Ya müşteri geldi. Affedersin. Sabri. Sabri. Öldü mü gerçekten? Evet, hastanede ölmüş. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Çok canım yanıyor. Peki neden ifade vermedin Sabri? Bunu sadece size söylüyorum Nuri Bey. Belki siz anlarsınız. Her yer fare doluydu. Dairede bir ben, bir de fareler. Fareyi öldürdüm. Sadece.
Ayrıca bir fareyi öldürdü. Fareyi mi? Nasıl yani Sabri? Sabri! Artık vakit tamam. Asker tutukluya götüreceğiz. Hadi yeter artık kardeşim. Sabri, ziyaretine geleceğim. Sana söyleyeceklerim var. Sabri, ne var? Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Sorma, hadi gel. Sürpriz. Tamam. Sana zahmet dükkana bakar mısın? Biraz işimiz vardı da. Selam Osman. Selam Nuri. Yola çıktın mı? Henüz değil. Yarın sabah erken gidiyorum. Kusura kalma, vedalaşamadık ya. Canın sağ olsun. O bir şey değil de söylemeden edemedim. Hayrola? Bizim Sabri koğuşta ölü bulunmuş. Ölmüş Sabricik. Artık üzüntüden mi, intihardan mı bilmiyoruz. Neden beni yalnız bıraktın? Ben nasıl baş edeceğim onlara şimdi? Buyurun, hoş geldiniz. Birkaç gün daha kalmak istiyorum. Memnuniyetle efendim. Bak birader, bizim kitabımızda yok böyle şeyler. Mezhebimiz de o kadar da geniş değil. Bacımızı alacaksın ulan. Namus meselesi bu. Başka şeye benzemez. Yoksa başka türlü konuşuruz. Sabri. Sen misin? Nuri Bey. Gecikince siz bakayım dedim. Gideceğimiz mekan bu tarafta.
Sabriye. Sabriye. Başlayalım mı? Evet. Bak Nuri Bey. Kimse bana Sabri katili dedirtemez. Kimseyi de dedirtmem. Ama Allah kahretsin gözlerimin önünde oldu. İnanamıyorum. İnanmak istemiyorum. Sabri insan bir adam. Kibardı, efendiydi. Herkese siz diye hitap ederdi. Yani büyük küçük amir memur saygı gösterirdi. Ya hademelere, çaycılara bile bey diye hitap ederdi. Onca yıl bir kere bile vazgeçmedi bu huyundan. Çayınız. Ahmet Bey, teşekkür ederim. Çok zahmet oldu size. Çok teşekkürler. Rica ederim efendim, vazifemiz. Pek muhterem Ahmet Beyefendi Hazretleri. Zat-ı şahanelerinize zahmet olmazsa bana da şöyle okkalı bir orta kahve getirme lütfunda bulunur musunuz acaba? Tabii efendim, tabii. Sabri Bey çok kibar adamdır canım. Ayıp olmasın diye çayı bile yavaş yavaş karıştırır. Kuponlar hazır mı? Öğlen arasında banyoya gideceğim. Ben tayin olduğumda buradaydı. Önce gözüm tutmamıştı ama sonra baktım kendi halinde bir adam. Size verdiğim kapanları kurdunuz mu? Kurdum. Kurdum ama işe yaramadı. Kapana girmiyorlar. Bu çok tuzlu. Ben bunu yiyemem. Başka ne var? Bak, bir kuponda ben oynadım, tamam mı? Tutarsa orta az. Bizim millette puş kardeşim. Sessiz sakin buldular mı üstüne gidiyorlar garibin. O zaman başımızda Fethi diye yavşak bir şef vardı. Her türlü sorumluluk bunda. Çocukların yapacağı şakalar yapardı Sabri. Çok güzel yürüyorsunuz Sabri Bey. Teşekkür ederim. Bu ne ya? Yapmayın şunu. Yakışıyor mu Allah aşkına? Hababam sınıfına çevirdiniz burayı. Hay Allah, yine mi kuyruk yapıştırdınız? Hiç fark etmedim. Çok şakacısınız Fethi Bey. Pek mi yakışmıştım Allah'a? Bu Fethi acayip Fener hastası. Bu işte Fener yenilmiş bir takımı. Şimdi hatırlamıyorum. Şampiyonluğu mu kaçırmış ne? Daireye geldi, ağladı ağlayacak bıraksan. Orta sahada bizim çocuğu düşürüyorlar. Onu görmüyor. Sonra gidiyor bizimkine kırmızı kart. Al o kartı var ya... Sakin olun Fethi Bey. Değer mi? Bir dahakine siz kazanırsınız. Olur mu? Anlamıyorsunuz bu boktan. Şampiyonluk gitti diyorum ya. Bir puanla gitti diyorum. Şampiyonluk. Ne sırıtıyorsun Medingil? Siktir ol git. Fethi Bey. O sözleri size aynen iade ederim. Hem de misliyle. Birkaç yıl önce bizim daireye Lüttü Leyla bir memure atandı, Necla.
Garibim kendini güzellik kraliçesi sanıyor. Sabri için Necda'ya tutuldu diye laf çıkardılar. Yok böyle bir şey tabii. Lafı çıkaran da kim? Necdeci Naci. Bir gün hükümet binasının merdivenlerinden inerken Necda'nın bacakları havaya kalkıverdi. Sabri ilk koşan oldu. Sözde bir bakışı varmış kızın gözlerine, aşıkmış garanti. Ondan sonra orada burada neler neler uydurulmuyor ki artık. Sabri Necla için deli divane oluyormuş. Mektup yazmadığı gün yokmuş. Karımı boşayıp seni alacağım diyormuş. Tabii mektupları yazdıran aslında Fethi Dallaması. O söylüyor, Naci yazıyor. Sabri Bey. Çok oluyorsunuz ama. Ne oldu Necla? Siz çok daha iyi bilirsiniz ne olduğunu. Özür dilerim, vallahi bilmiyorum. Ay tamam, tamam size de hak veriyorum neticede, aşıksınız yani. Tamam ben de çok güzel kızım, tamam. Ama yani bir düşün yakamdan, rica edeceğim. Değil mi? Karısına mektup yazmışlar bu sefer. Sözde Sabri'nin Necla'ya yazmış olduğu mektubu da koymuşlar. Dünya üstüne Şükran gibi çekilmez bir karı gelmiş midir daha bilmiyorum. Gelmemiştir herhalde. Yoktu bendereye. Sabri gık diyemezdi karşısında. Susar, gülümserdi yalnız. Bunu karı da bildiğinden Azrail kesilirdi artık. Dakika rahat vermezdi Sabri'ye. Sabri! Bunu da yaptın sonunda. Ha? Haline bakmadan zamparalık yapmaya kalktın bir de. Şükran Hanım, durun ya, anlayıp dinlemeden ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Mektup yazıyor karılara. Aşk mektubu. Sensin değil mi o kaltak? Ha? Gözümü oyarım senin. Saçlarını yolarım. Şırfatı! Aa, ben mi yazdım mektupları ya? Ben okumuyorum bile o mektupları. Kızım sen de bir sus. Ya mektupları Sabri yazmıyor ki. Ne? Başkaları yazıyor. Şaka olsun diye yazıyorlar. Eşek şakası. Ya Fethi Bey, hadi konuşun. Desenize mektupları ben yazdım deyin. Ya yeminle bu giden zevzek yazdı mektupları, Sabri Bey değil. Ay ayrıca da hiç benim tipim değil yani, aşık olduysa da havasını alacak neticede. Ne diyor bu? Kim kime aşık? Bana bak, yolarım o sarı saçlarını. Ya durun lütfen. Yeloz! Durun lütfen. Ya kızım sen de yangını körükle gidiyorsun, dur. Hayır sonuç olarak benim de nişanlım var yani. O da öğrense bu mektup olayını, o da çok sinirlenecek. Ya Şükran Hanım oturun şöyle. Devletin dairesinde böyle hareket edemezsiniz. Mahkemeye verirlerse perişan ederler, süründürürler. Ne bu baskın gibi ya? Bu ne bu? Ha bir de bunlara mı para harcıyorsun? Nereden buluyorsun da oynuyorsun? Ha, anladım. Hani sen rüşvet bahşiş almazdın Sabri? Eve git. Eve git Şükran. İşte böyle. O çaçaran karaya bir kere diklendiğini gördüm. Bir daha da görmedim. Bir kere Sabri'yle geldik buraya. Ama ne gelmek. Daire'den bir arkadaş daire çıktı, gidecek veda yemeği. Dedim ki Sabri de gelsin. Ama dedim bir kere hani ödeyemez, bir şey yapamaz. Tamam ya dediler, hesaba katma. Demek beni de alacaksınız aranıza. Şükran gönderir mi ki? Ya sen merak etme. Gideriz birazdan, ben komutandan gereken izinleri alırım. Umarım gönderir. O zaman hemen şu alışverişi bitireyim ben. Listeni ver bana. 200 gram kıyma, 300 gram taze fasulye, 4 yumurta. Ya birader, ay başında toptan alsana bunları kiloyla. Ne böyle gram gram evcilik oynar gibi. Böyle taze oluyor. Şükran da iyi işte. Sabri abi, vereyim mi 2 ton domates?
Yok, ben 250 gram kayısı aldım. Sabri Bey, dikkat et bira çarpmasın. Çarpar mı? Ya o eski kulağı kesiklerdendir. Bize numara yapıyor. Aslında ilk defa içiyorum biliyor musun? İlk defa milli oluyormuş. Sabri Bey biraz azar azar içseniz. Sabri Bey, evde kötü yemeyesiniz hanımdan. Geçen gün dairedesinin hanımdan ben bile tırstım yani. La o kadının bin türlü belasını ver. Ne güzel söyledi, ne güzel sövdün. Hadi bir daha söyle. Allah o kadının bin türlü belasını ver. Bir daha. Allah o kadının 40 bin türlü belasını ver. Abi, ayıp oluyor. Olsun. Bugün benim ayıp günüm. Var mı dövüşmek isteyen? arkadaşlar, kadehimi Sabri Bey'in cesaretine kaldırıyorum. Sabri Bey bize bir şarkı söylesin. Arkadaşlar, bırakın şamatayı ya. Ayıp oluyor. Ya Hulusi Bey, bırakın söylesin. Belki sesi güzeldir. Söyle, 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 söyle. Hani Bey samanlıkta bastılar, amanın bastılar. Fistanını gül dağlığına astılar. Amanın Halimem, Çakır Halimem. Göbeğinin altı çukur Halimem. Vay arkadaş vay. Ben aslında harcanıyorum burada. Başbakan adam olacak adamım yahu. Başbakan Fethi Sever. Balon! Balon satma! Balon satma! Balon satma! Balon satma! Balon satma! Balon satma! Balon satmak yok! Lan yapmışsın be adam, ne yapıyorsun? Balon satmak yok! Ne yapıyorsun? Bırak balonu! Sarımı! Ya sak! Balon yok! Lan yapmışsın be adam, balonu! Balon satma! Balon satma! Satma! Balon yok! Patlat! Al şunu, yetti mi? Umut! Oğlum! İşte böyle. Size dilimin döndüğünce Sabri'yi anlattım. Muhakkak eksik anlatmışsındır. Sabri bizim hiçbirimize benzemeyen bir adamdı. Ve bizim hiç beklemediğimiz bir şey yaptı. Size farelerle ilgili bir şey anlatır mıydı? Yani herhangi bir zamanda farelerle ilgili bir anı filan. Fareler mi? Hayır. Ama Sabri her canlıyı severdi. Gençleri, çocukları, ihtiyarları, kedileri, kuşları, kertenkeleleri, karıncaları. O canlılar onu sever miydi bilmem. Bir gün bana demişti ki hayat bir papaz kaçtı oyunu. Papazı da galiba hep ben çekiyorum.
bu ses alıyor değil mi sadece yani? Bunda görüntü yok değil mi? Hani televizyona çıkmayacak yani sonuç olarak değil mi? Hayır, bu sadece ses. Konuştuklarımızı unutmamak için. İşimiz bitince sileceğim. Görüntü de olmayacak. Tamam, iyi oldu çünkü nişanlım çok kıskançtır. O yüzden televizyona çıkmayacak olması iyi oldu. Başlayalım mı? Başlayalım da ben böyle her şeyi rahat rahat açık açık anlatabilecek miyim? Elbette. Tamam. Ha, çünkü öncelikle beni gerçekten Yüce Allah'ım korumuş. Hayır, gerçekten. Çünkü sonuçta ben senelerce bir katille burun buruna çalıştım. Allah korusun. Benim başıma da vurabilirdi o çekiç yani. Size de vurabilir miydi? Ay vururdu tabii. Benim sapığımdı Sabri Bey. Bayağı deli gibi aşıktı bana. Onu ilk gördüğüm gün, aa bu maymun ne arıyor burada dedim ya kendi kendime. Elimi sıkan bir erkek değil de bir karbon kağıdı gibiydi sanki. Sabri Bey, kusura bakmayın da ben sizi ne zaman görsem hep karbon kağıdına benzetiyorum ya. Teşekkür ederim Necla Hanım. Niye teşekkür ediyorsunuz Sabri Bey? İltifat etmiyorum ki ben size. Ben diyorum ki size, sizi karbon kağıdına benzetiyorum diyorum. İyi de en azından benimle ilgileniyorsunuz. Yani neticede bir şeye benzetiyorsunuz. Bir şeye benzetmemeniz daha fena. Dediğim gibi aşık değil, böyle bayağı kara sevdalıydı bana. Hani mesela ofis ne zaman tenhalaşsa böyle gözlerini dikip bana bakardı. Sabri Bey, benimle ilgileneceğinize biraz işinizle ilgilenseniz vallahi çok iyi olacak. Hayır, hiç mi güzel kız görmediniz? Ben anlamıyorum ki. Dayanamayacağım, müdüre şikayet edeceğim. O olacak sonunda. Özür dilerim. Özür dilerim, niyetim sizi rahatsız etmek değildi yani. Ya ne olur affedin. Ay, her şeyin de bir sınırı var ya. Vallahi burama geldi. Ya yeter artık ya. Çocuklar yapmaz yaptığınız, ayıptır. Pardon, bana mı söylüyorsunuz? Tabii size söylüyorum. Biraz ciddi olun. Allah Allah, yalan mı söyleyeceğim ya? Adam bayağı asılıyor yani bana. Ben görüyorum onu. Ay bu Hulusi de dersin ki bunun avukatı. Hiç laf söylettirmiyordu vallahi. Neyse işte sonra da masamda mektupları bulmaya başladım. Böyle bayağı bayağı aşk mektupları. Ay yani inanır mısınız, neredeyse babam yaşında adam. Mektupları gerçekten o mu yazıyordu? Ay bu yazıyordu tabii ya. Ya böyle basbayağı sırılsıklam aşıktı bana. Hatta bir gün odaya bir girdim. Sabri Bey. Ayakkabılar sizin galiba. Benim ayakkabılar. Çok güzel değil mi? Çok şık ayakkabılarım. Buyurun. Siz buyurun. Ay düşünebiliyor musunuz? Ayakkabılarımı öpüyor yani. Öyle bir aşık. Sabri Bey. Hayır, sonradan öğrendim. Ayak teşrifçiliği diye bir sapıklık türü varmış zaten. Fetişist. İşte neyse yani ben hani o günden sonra çok böyle surat falan da yapmadım. Yani bayağı kara sevda oldu adam. Peki başka neler yapardı? Ay ne bileyim, vallahi çok tuhaf adamdı. Mesela işte dairede hani herkes hani yaptığı işten hani 3-5 kuruş yolunu bulur. Kayın geldi abi. Oza. Abicim teşekkür ederim. Aa! Aa! Bu ne? Bu ne? Kim koydu bunu buraya? Para koymuşlar buraya. Kim koydu bunu? Aman abi. Sakın buna dokunma. Öcü bu, seni yer.
Bir de çok okurdu, böyle aşırı okurdu. Ne okurdu? Ay her şey, işte gazete, kitap. Ay çok tuhaf adamdı. Sabri Bey, nereden buluyorsunuz o kitapları? Allah aşkınıza eskiciden mi alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Öyle de sayılır. Mesela ne kitabı o, adı ne onun, tefsir mi? Bu bir roman. Suç ve Ceza. Hani acayip adı varmış. O ne öyle hukuk kitabı gibi? Hayır yani ne yapacaksınız, bu yaştan sonra avukatla mı merak saldınız, anlamadım ki. Bu da bir delinin hatıra defteri. Hayır yani sonuç olarak ben de boş vakitlerimde çok kitap okurum da... ...ama yine de bak büyüklerimiz çok doğru söylemiş. Fazla okuma kızım iyi değil derlerdi. Ha canım gel, nişanlım bu arada benim. Nuri Bey de gazeteci, İstanbul'dan gelmiş benimle röportaj yapmak için. Çok memnun oldum. Ne röportajı şimdi bu? Sabri Bey'i konuşuyoruz, Sabri Bey hakkında. Ha şu manyak. Nesini konuştunuz onun? Başka hatırladığınız bir şey var mı? Mesela farelerden korkar mıydı? Aslında tabii böyle tuhaf tuhaf konuşmaları vardı, yok değildi. Mesela bir gün bana dedi ki... ...bir çiçeğe, bir çocuğa bakar gibi bakarım hayata ben. Aa, hiç anlamadık da o gün hepimiz dairede çok güldük. Sonra günlerce hep bunu... ...konuştuk yani. Bir çiçeğe, bir çocuğa bakar gibi. Üniversite 2'deydim o zamanlar. Köy çocuğu ne okumak ister? Ziraat mühendisliğiydi. Ben de mühendislikte okuyorum. Ama ne okumak? Darbe olmuş, paşalar çöreklenmiş... ...bütün arkadaşlar bir yerlere dağılmışlar falan. Okul kapalıydı. Ben de köyüme döndüm. Epey sonra Ankara'dan tanıdığım bir abim geldi. 6 arkadaş var dedi. Bunları dağdan geçiriver. Köy çocuğuyuz tabii. Serde gençlik de var. Aldım tabii. İş başa düştü yani. Ta şu ilerideki tepelerden... Dağlara geçivereceğiz. Pusuya düştük. 3 kişi kaçabildik. Ama her birimiz ayrı yönlere doğru koşuyoruz. Ben ayağımdan yaralıyım. Zar zor kasabaya attım kendimi. Ezan okunuyordu. Bir yere saklanmam lazımdı. Avlu kapısı açık bir ev gördüm. İçeri girdim. Ne kadar baygın kaldım bilemiyorum ama uyandığımda yanı başımda. Yaram sarılmıştı. Öylece bakıyordu bana. Hiçbir şey söylemiyordu.
gördükleri şüpheli şahısları derhal emniyet güçlerimize ihbar etmeleri vatani bir vazifedir. Dikkat, dikkat. İyi misin? Ağrın sızın var mı? Yiyecek bir şeyler getirdim. İyi istersen. Sağ ol. Gelmezler. Değil mi? Gelmezdi. Sabri! Ay nerede kaldın be adam? Bu ne? Ben sana bulgur dedim. Sen mercimek getirmişsin. Şunu neyse ben alırım. Yok ben getiririm şimdi hem o aşağıda fare gördüm bu kadar böyle büyük. Ay iğrenç. İğrenirim ben. Bizim hanım farelerden çok korkar. O yüzden buraya gelemez. Kimse gelmez. Kimdi bu adam? Bizden biri desen değil. Kasabalı desen beni buldukları yerde paramparça ederlerdi. Mercimek istemiş, bulgur götürmüşüm. Kafa işte. Hele bir de devlet düşmanını saklamak. Peh. Kimdi bu yürekli adam? Taze fasulye çok güzel olmuş. Yoğurtla meyve de aşırdım. Telaşlanma, komşuya gitti. Kimsin sen? Ben mi? Sabri. Ya sen kimsin? Evli misin? Çocuğun var mı? İki gün kaldım orada. Sonra bir gece yarısı çıktım. Niyetim ablamın köyüne gitmekti ama yakalandım. Yürü! 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 Yür
8 yıl yattım. Sonra çıkınca buralara, köyüme döndüm. Sabri abiyi görmeye bir türlü gelemedim. Yani çok mecbur kalmadıkça şehre inmiyorum pek. Ağrıma gidiyor. Ama ölüm haberini duyunca hemen koşup geldim. Hani en azından son vazifemi yerine getirebildim de. Biraz yüreğim hafifledi. Fare var mıydı? Anlamadım. Kilerde yani. Sabri hiç bahsetmedi mi? Hayır. Kilerde hiç fare yoktu. Sen! Dur hele, dur. Seni tanıyorum. Sen buralı değilsin ama yabancı da değilsin. Peki neyim o zaman? Niye geldiğini biliyorum, neyi aradığını. Neyi arıyormuşum? Fareler. Sen bilmezsin. 50 yıl önceydi. Benim düşüme girdiler. Binlerce. Binlerce fare denize atladılar uzaklardan. Yüzerek geldiler. Her tarafı işgal ettiler. Ama kolay olmadı tabii. O kadar yolu gelmek epey zaman aldı. Ama Sabri'yle ben biliyorduk. Aslında Sabri'ye de ben söylemiştim. Çünkü o fareler benim düşüme girdiler. Şimdi hatırladım ben seni. Seni Sabri'nin cenazesinde gördüm. Ama daha önce de görmüştüm. Dur söyleme. Söyleme ben hatırlayacağım. Abi çek, geç oldu be. Ben de çok yoruldum. Hadi belki yarın. Yarın belki. Hadi. İyi akşamlar. Bak Tülin, gitmek zorundayım. Daha okumam, çalışmam lazım. Seni yanımda götüremem ki. Unutalım aramızdakileri gitsin. Anla beni ne olur. Abilerine de anlatmaya çalıştım durumu. Tamam. Öfkelenmekte haklılar belki. Neticede öldürecek değiller ya. Peki. Tülin. Tülin. İnsan için çıkacak halim kalmadı. Vallahi utanç içindeyim. Ya helvayı bile komşular kavurmuş. Sen tut elin masum adamının kafasını dağıt, ondan sonra git kendini öldür. Karın da bir başına kalsın böyle. Boyu devrilesice. Tövbe estağfurullah, ne diyorum ya. Devrildi zaten devrileceği kadar. Bu rahmetli ilk kocam Hasan. Böyle kapı gibi bir adamdı. Şu bıyıkların haşmetini görüyor musunuz? Şimdiki aklım olsa onunla evlenir miydim hiç? Ablam sakın evlenme. Senin bu yaptığın nar şerbeti üstüne turp suyu içmek derdi de ben onu dinlemedim. Evlendim. Sen Sabri'yi ilk evlendiğimiz günlerde görecektin. Sinir ederdi beni durmadan. Ay, evi müzeye çevirmişti.
Kaldır şu süprüntüleri gözümün önünden Sabri, hadi. Bunlar Umut'la Tülin'in hatıraları. Kiminse kimin, kaldır gözümün önünden. Kaldırmazsan parça parça eder, sobada yakarım. Nereye kaldırayım Şükran? Bir de bana soruyor. Git çöpe at. Evimde eskiye dair hiçbir şey istemiyorum. Bunların hepsi gidecek. Duydun mu? Peki Şükran, tamam. Dedim ya, ilk günler çok çektim elinden. Gün günden biraz yola geldi ama bir de bana sor sen. Sabri. İnsanlara gelip bir merhaba desene, ayıp. Bugün kurban bayramı Şükran. İyi ya işte. Bayramda insanlar bayramlaşırlar. Ben bayramlaşamam. Oğlum bayramda öldü diye her bayram matem mi tutacaksın? Herkes bayramda sevinir, biz yas tutarız. Ne yapayım Şükran? Bayram olmasaydı Umut ölmeyecekti. Ne yapayım? İnna sabirin. Ben ne yapayım? Anası olacak kırı dikkat etseydi. Tülin iyi bir kadındı Şükran, öyle söyleme. Çok da üzüldü. Üzüntüden de öldü zaten. Evlat acısı çok kötü bir şey Şükran. Umut'un durumuna dayanamadı. Aman iyi. Sen de karalar bağla, otur o zaman. Tatlı ister misin? Ver tabii, yerim. Dokunmasın tansiyonuna falan. Dokunmaz. İyi. Getiririm birazdan. Niye baktın? Tatlı verecektin. Yok tatlı. Gelip yeseydin. Getirmedim tatlısını. Durmadan aklıma geliveriyor. Neden getirmedim ki? Neden önüne bir lokma koymadım ki? Laf dinlemezdi hiç. Bana tamam olur derdi. Sonra bakmışsın kendi bildiğini yapmış. E sonunda ben de çileden çıkardım tabii. Kaba, kavgacı bir insan oldum çıktım. Ama kabahat bende değil ki, kendisindeydi. Zorladı beni. Aa, amca, peki, başka ne yapardı? Okurdu. Bütün gün oturup roman okurdu. Abisi Murat'ın iki cadı kızı vardı, onlar verirlerdi kitapları. Şuna kitap getirmeyin ne olur diye söylerdim de... Dinletemezdim bir türlü. Sabri'yi kitap okumaya onlar alıştırmıştı. Eskiden okuduğu yoktu pek. Ama sonra öyle bir alıştı ki tiryakisi oldu. Delice aşık dese, bu fikri şaşkınlık ve hatta nefretle reddederdi. Ve yine birisi, Aglaya'nın eline sıkıştırdığı kağıdın bir aşk mektubu olduğunu ve genç kızın kibarca ondan bir randevu istediğini söyleseydi, böyle bir fikri düşündüğü için utancından kızarırdı. Belki de bu insanı düelloya çağırabilirdi. Bütün bunlar gayet ciddiydi. Bu konuda hiçbir şüphesi yoktu. Aglaya Ivanovna'yla kendi arasında aşkın varlığını aklına bile getiremiyor.
herkesin kocası karısını alır sinemaya, tiyatroya, oraya buraya götürür. Niye? Karısı eğlensin, hoş vakit geçirsin diye. Bir kere bile beni sinemaya götürmedin. Parka bile götürmedin Sabri. Varsa yoksa kitap, roman. Kime söylüyoruz? Budala. Tam da okuyacağın kitap. Seni mi yazmışlar? Evet Şükran. Aynen beni yazmışlar. Şimdi oku da görelim bakalım. Ha? Şükran niye yaptın bunu? Kızların kitabıydı bu be. Ne cevap vereceğim ben onlara? Onlara da iyi bir ders olur. Bir daha sana kitap getirmezler. Aman Allah'ım. Amca bu kitapların hali ne böyle? Ne olmuş bunlara be? Ben yırttım. Ne olmuş? Sen kimsin be? Kim oluyorsun da yırtıyorsun amcamın kitaplarını? Kızım sakin ol. Bütün gün evde oturup kitap okuyordu. Onun için yırttım. Bu evde bir de karısı var değil mi? Sana ne be, sana ne? İster okur ister okumaz. Sen manyaksın ya. Bu kaçıncı manyaklık ha? Bir değil, iki değil. Çocuklar yeter ama uzatmayın. Ya baba ne hale getirmiş kitapları görmüyor musun? Aralarında sakıncalı bir şey varsa ha? Bu devirde bir de karakollara mı düşeceğiz? Ne geliyorsa sizin gibiler yüzünden geliyor bu memleketin başına. Ne diyor bu be? Sen var ya otsun ot. Hatta ot bile değilsin. Gülay hadi gidelim. Şirret kadın. Otursaydınız da. 40 yılda bir geliyorsunuz zaten. Ben yapıştırırım onlar bir şey olmaz. Biz gene geliriz kardeşim merak etme. Murat abi hiç terbiye verememişsin kızlarına. Bu yaptığın hiç doğru bir davranış değil Şükran. Hiç yakıştıramadım sana. İstersen hemen bize gidelim. Kızlar toparlasın eşyaları. Evet evet toplayalım. Çocuklar sağ olun sorun değil. Birden kızı verdi işte. Ben yapıştırırım onları. Keşke görmeseydiniz. Affedersiniz. Sıkma canını. Ah amcacığım. Kaldır şu zararlı musibetleri ortadan. Bir daha görmek istemiyorum. Ya kaldırırsın ya da gidersin abinin evine. Tamam Şükran. Tamam. Üzülme sen. Bir yere gitmedi tabii. Çöpçü maaşı gibi maaşı vardı. Allah'tan bu ev baba mirasım da. Kira derdimiz yoktu. Hem nereye gidecekti ki? Şaşkının, beceriksizin tekiydi. Pazara gönderirdim, kazıklanır gelirdi. Dairede de alay konusu olmuştu. Necla diye genç bir yelloz varmış. Onunla dedikodusunu çıkarmışlardı. Neydi bugünkü afran tafran bakayım? Ha? Kimeydi o hava? Bak cevap da vermiyor. O zilliye mektuplar konusunda yakayı sıyırdın sanma. Kim bilir nasıl yaltaklana yaltaklana dolaştıysan kadının peşinden. O dairede dedikodunu çıkarmışlar. Sabri, yemek yapmadın bu akşam. Bakarsın başının çaresine. Geceyi de burada geçirirsin. Bak haklıymış gibi nasıl utanmadan gülüyor bir de. Yok Şükran. Ben haklı değilim, sen haklısın. Yalnız sen haklısın. Sen haklısın. Ne dedin sen? Sen haklısın. Sen haklısın. Ne? Sen haklısın. Baba. Sen haklısın. Tövbe tövbe. Sen haklısın. Tövbe tövbe. Sen haklısın tövbe. Şükran, sen haklısın. Sen haklısın. Sen haklısın. Sen haklısın Şükran, sen haklısın. Sen haklısın.
Sen haklısın. Sen haklısın. O akşam ürkmedim değil ama. Keçileri kaçırdı bizimki dedim kendi kendime. Ekmeğimiz olacak o zaman. Ekmeğimiz olacak. Gözleriniz ışıyacak sevinçten. Yavrucuklarım benim. Benim ekmeğim mi var? Senin de olacak. Senin ekmeğin mi var? Bütün herkesin olacak. Ve hayat o zaman öylesine güzel olacak. Günümüzün küfürleri çok uzaklarda kalacak. Şarkılar söyleyeceğiz birazdan. Şarkılar çalışırken bile. Sadece bir kere çok kızdı ama. Bir kere. O müsibet yeğenlerinden kurtulduk. Onların saçtığı mikroplardan kurtulamadık. Oku sen oku. Onlara para harcayacağına biriktir de bir kooperatife yazılalım. Kaloriferli bir evimiz olsun. El alem işini biliyor. Ama sende tık yok. Nerede efendim? Evmiş, arabaymış. Bir tatile bile çıkarmadın beni. Benden ne istiyorsun Şükrü? Ben bir şey istemeyeceğim efendim. Sen kendin düşünüp yapacaksın. Oku sen oku. Oku. Sen o orospu karınla eserekli oğlunun yanında da böyle yapıyor muydun? Ha? Düşünüyorum da, belki zavallı Şefi kaldıramayacağı bir laf sarf etmiştir, kim bilir. Merhum karısına çok düşkündü. Bir laf ettiyse. Adliyede Sabri ile konuştum biraz. Bana bir fareyi öldürdüm demişti. Size hiç farelerden bahsetti mi? Kilerdeki fareler mi? Evet. Onlara kapan kurmuştu. Dediğim her şeyi buraya saklamış. Tövbe estağfurullah. Biliyor musunuz çok çektirdim ona. İçim rahat değil. Gece yatarken iyi geceler Şükran derdi bana. Bir iki değil her gece. Demeden yatmazdı.
bir seferinde bile iyi geceler demedim ona. Bir kez iyi geceler desem ne olurdu? Dilim mi aşınırdı? Ölür müydüm? Ne kadar kötülersem kötü. Sabri iyi insandı. Hem de çok iyi. Şimdi daha iyi anlıyorum onu. Öldükten sonra. Bir kere bile kırıp incitmedi ki beni. O kadar bağırıp çağırdım oysa ki. Yapayalnız bıraktı gitti beni bu hayatta. Tek başıma. Yoksulluğun ne demek olduğunu bilir misin? Çok yoksulluk. Ama çok. Aslında dört kardeştik. Üç oğlan bir kız. Çocukken öldü iki kardeşim. Kuş palazında. Biri Ozan ve Osman. Biri Ozan mı dedim? Yok. Hazilet de adı. Bak onu bile unutmuşum neredeyse. Fazilet en önce öldü. Sonra da Osman. Daha 4 yaşındaydı. Sabri'yi Osman'ın öldüğü o günlerde tanımış gibiyimdir ben. Ölsem çıkmaz aklımdan. Tabak tabak yemekler geliyordu oradan buradan. Bir Sabri yemiyordu. Lokma sürmedi o gün ağzına. Hop. Çıksana lan hergele. Sabri ne olursun çık çık hadi çık. Babam Yüksel terzi kalfasıydı. Hep kalfa kaldı. İçerdi akşamları. Geçimsiz, kavgacı, lanet bir adamdı. Babam beni severdi. Bilmiyorum belki güvencesi olarak gördüğündendir. Yaşlandığımda beni sefaletten kurtarır diye düşünüyordu belki. Ama Sabri'den nefret ederdi.
Sanki onun varlığından rahatsızdı. Düşünüyorum da şöyle, çok kafadan sakat bir adamdı babam diyorum. Deli gibi bir şey diyor öyle. Ne gibisi? Deliydi basbayağı. Oğlum, sen bana niye baba demiyorsun lan? Hı? Baba de bakayım. Baba diyeceksin lan bana, baba, baba. Babanım ben senin. Babanım. Baba diyeceksin bana. De bakayım. Desene ulan. Sabri baba de. Baba demezsen seni ayağından bu tavana asarım, biliyor musun beni? Baba diyeceksin bana. Baba. Ya sen ne yapıyorsun çocuğa, bıraksana. Sabah. Karışma. Senin ayağımın altına alırım. Bir karış böyle beni terbiye mi edecek lan bu? Sabri, ne olur baba de. Kaçığım biriydi babam. Sabri'yi üzmekten hoşlanır, onun varlığını benim varlığım için zararlı bir şeymiş gibi görürdü adeta. Olanca sevgisini bana verdiği için başkasını sevemez olmuştu belki de. Neden ikimizi de aynı sevmiyor? Göz göre göre haksızlık yapıyordu. Bir nedeni olmalıydı elbette. Ama neydi? Ne olabilirdi? Bulamamışımdır hala. Sabri, seni Duran Park'a götüreyim mi? Beni mi? Evet, seni. Hadi hazırlanalım, Yuna Park'a gidiyoruz. Oğlum, sadece sen geliyorsun. O da gelsin. Ya onu hep götürdüm zaten. İkimiz yalnız gideceğiz bu sefer. Hadi, giy ayakkabılarını. Hadi giy ayakkabılarını, siz gidin, ben evde kalırım. Ne olursun, sen de gel. İyi, o da gelsin. Yaşasın. Hadi gidin hazırlanın bakayım. Biz hazırız baba. Sabri. Sen bana şart mı koşuyorsun lan? Ha? Sen gelmiyorsun. Evde kalacaksın. Sadece Murat gelecek. İğrendiysem o gün babamdan iğrendim işte. Yüzünü görmek, sesini duymak istemiyorum. Kafama vur, kafama, kafama, kafama. Vur, 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 vur. Oh, 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 oh. Sabri öyle değildi ama. Onca horlanmasına, onca aşağılanmasına karşın. Yine de seviyordu babasını. Sonra bir gün kötü bir şey oldu. Nusret diye bir arkadaşımız vardı. Babası gümrük memuruydu. Arkadaş canlısı, Dekman, çok Dekman, iyi bir çocuk. Nusret'in minibüsün altında kaldığını babamdan başka gören olmamıştı. Minibüsün sahibi durmadan bizim eve gelip gidiyordu. Ya oğlan olmuş. Yani öğlen geri gelmez. Adam perperişan olacak. Ya. Gel iki dakika mahkemede de ki adam yavaş geliyordu. Çocuk aniden önüne çıktı. Ya ne olacak ya, ne olacak ha? Ben yalan söyleyemem. Yaran yere şahitlik yapamam. Sanki hiç yalan söylemiyorsun. O başka, bu başka. Allah Allah, bir can gitti. Ya Murat'a bir şey olsaydı? Ya onun başına gelseydi bu? Allah muhafaza. Ya gözünü seveyim. Adamı yakmayalım bari ya. Kardeş, sen ver o parayı bana. Ben şahidim. Nasıl olduğunu gördüm. Tamam. Sabahat, günaha giriyorsun ha. Cayır cayır yanacağım vallahi. Yanmışız zaten cayır cayır yanacağımız kadar. Sen sus, konuşma. Sen zaten orada bile değildin. Ben gördüm her şeyi, tamam mı? Mahkemede neler söyleyeceği günlerce belletildi anneme. Onunla biz de ezberlemiştik. Kabahat çocuktaydı.
Kaan'ı gibi yavaş giden arabanın önüne çıkmıştı ansızın. Yalan değil mi ama anne dedim. Konuşmadı, karşılık vermedi. Ayağında kireçlenme vardı. Kimi gün olur ağrısından uyuyamazdı. İşe de gidemezdi o zaman. Yokluk. Hadi. Neler yaptırdı. Aferin sana, hadi sen de. Gel oğlum aç. Hadi bakalım. Yalancı şahidi getiriniz. Allah belanızı vereceksiniz. Sizin de çocuklarınız var. Nasıl yaptınız bunu? Annem minibüsçüden aldığı parayı ne Allah yaptı? Cezanızı verecek. Nereye harcadı bilmiyorum. Şşt! Sakın ellemeyin, çarpılırsınız. Sabri'nin okumasına diyecek yoktu. İlkokulu pek iyi dereceyle bitirmişti. Bir okuyuşta kavrardı her şeyi. Gel gör ki... beni değil de onca güzel okuyan Sabri'yi aldı. Benim mühendis olmamın faturasını en çok Sabri ve annem ödemiştir. Onun gönderdiği paralarla okudum ben. Fakülteyi öyle bitirdim. Murat, oğlum. Aslan oğlum. Hadi ver onu bana. Ver onu bana. Diploma. Ver. İşte bu kadar. Anne. Hem oğlum mühendis oldu. Nasılsın anne? İyi misin? Herkes görsün. Nasıl özledim seni. Benim oğlum mühendis. Artık bu mahallenin bir mühendisi var. Bu da mühendisin babası. Aslan Murat oğlum. Mühendis oğlum benim. Murat. Sabri! 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 Abi! Gelir gelmez işe girdim. Sabri'yi askere gönderdik. Annemi kaybettim. Fakülteyi saymazsak 18-19 yıl geçirdiğim o hela gibi kokan evden çıkıp bize saray gibi gelen bu güzel eve taşındık. Kurtulduk o bok kokulu evden. Burası mis gibi, helal kokusu yok artık Murat.
Oğlum. Sana bir şey diyeceğim. Usta işime son verdi. Artık dikiş dikemiyormuş. Şerefsiz. Git evinde otur dedi. Dedim ne yer içeriz? Bana ne? Sen de çalışmazsın baba. Oturursun. Ben kazanıyorum nasıl olsa. Sağ ol. Allah razı olsun. Murat Bey. Doğrusu bu Murat Bey sözü çok tuhafıma gitmişti o gün. Bir baba nasıl bey derdi ki oğluna? Babama ilk kez o gün içim acıdı. Bana olan sevgisinin, saygısının sonsuzluğunu göstermek için belki de böyle diyordu ama yine de ters bir şeydi. Gülüştü üstelik. Çamaşır yıkıyordu, ortalığı süpürüyordu, yemek pişiriyordu. Akşam eve geldiğimde ortalık pırıl pırıldı. Babası mis gibi kahve yapmış oğluma. Sıcak sıcak iç. Kendini bu kadar yormamalısın Murat. Beni bit kadar da mı sevmiyorsun oğlum? Ha? Başka bir şey istersen seslen. Ben hemen yaparım. Sonra ben evlendim. Sabri askerden dönünce biz ayrı eve çıktık. Sabri babam da kalıyordu. Bir manifaturacıda çalışmaya başladı. Derken kimi kimsesi olmayan yoksul hanım hanımcık bir kız buldu kendine. Elinden tutup getirdi bir gün ben bununla evleneceğim diye. Hayatında kendi kararını verdiği ender anlardan biriydi. Tülin anası babası yıllar önce ölmüş. İşsiz serseri abilerinin yanında kalıyordu. Canına okuyorlarmış kızın. Evlenmek onun için de kurtuluş olacaktı. Peki onunla mutlu oldu mu? Çok. Çıtı pıtı güzelce bir şeydi. Sabri gibi o da bitirememişti ortaokulu. Gel gelelim bilmediği, elinden gelmeyen iş yoktu. Sabri ile öyle yaraşmışlardı ki birbirlerine. O kadar. Altı ay mı ne yaptım askerliği? Gitmemle dönmem bir oldu. Döndüğümde Sabri'nin bir oğlu olmuştu. Umut. Karakuru cin gibi bir şeydi. Babamınsa bir yanına inme inmişti. Artık yardımsız yürüyemiyordu. Nihayet gelebildim. Nasılsın baba? Nasılsın Murat Bey oğlum? İyiyim baba. Kurtar beni bundan.
Kimden baba? Sabri'den. Neyinden kurtarayım baba, ne yapıyor? Karısıyla beraber burnumdan getirdiler her şeyi. İllallah ettim oğlum, götür beni buradan. Siz de kaleme. Huysuzluk etme baba ya. Ben görüyorum burada, gözünün içine bakıyorlar. Bir dediğini iki etmiyorlar. Bizim evde bu rahatı bulamazsın. Sen bilmiyorsun. Aç bırakıyorlar ben aç. Bak babacığım, oğlum tatlı getirmiş. Düşün ki ona yaptıkları yüzünden babamdan ben bile soğumuştum da o soğumamıştı. Küçükken baba bile demeyen Sabri, şimdi babacığım diyordu. O bana benzemezdi tabii. O apayrı bir yaratılıştaydı. Bahar güneşi dünyaya, insanlara nasıl bakarsa Sabri de öyle bakıyordu her şeye. Sıcacık. Kucaklar gibi. Sağ ol Murat Bey oğlum. Sen de sağ ol babacığım. Sağ ol Murat Bey oğlum. Abi, bir görün istersen. Hani düşünüyorum da Sabri gerçekten ne kadar yaşadı diye. Belki de 5 yıl. Tülin ve çocuğuyla geçirdiği çok güzel 5 yıl. Sabri'nin ömrü bu kadardı. Kalıncı. Şeker bayramıydı galiba. Hanımlar yemek hazırlarken Sabri ile bir ziyaretten dönüyordu. Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Oğlunu çok severdi. Şimdi babasından görmediği sevgiyi ona vermek ister gibiydi hep. Mezarına gidemedi. Odanın bir köşesine çekilip çocukluğundaki gibi saatlerce durdu öyle. Tülin oğlunun ölümüne dayanamadı. Yemekten içmekten kesilip iğne ipliğe döndü gün günden. Ne desek, ne yapsak para etmiyor. Abi be. Sanki görünmeyen, gizli bir örgüt var da benimle uğraşıyor. Yalnız kalsın istemedik. Evlensin falan dedik. Hatta hanımla uygun birilerine baktık, olmadı. Yıllar sonra çıktı geldi evleniyorum diye. Şükran mı? Evet. Sen tanıdın. Az çok anlamışsındır karakteri.
Sabri'ye hala inanamıyorum. Sanki hiç yaşamamış da bir filmde, bir romanda tanımış gibiyim onu. Hala anlamıyorum, bu nasıl iş? Bulanıveriyor kafam birden. Bazen susamışçasına özlüyorum kardeşimi. Bir başkaydı Sabri. Adam mayasıydı tam. Kopar kopar adam yap. Has adam ama. Bana bir fareyi öldürdüm demişti. Fare mi? Fare dedi. Ben bir fareyi öldürdüm dedi. Fare ha? O eski ev. Sabri, fare yok. Var diyorum, kocaman dişleri vardı. Anne, fare var. Ne oldu? Fare var anne. Zıvarıp yatsana ulan ha? Ne bağırıyorsun car car car? Bizi de yatırmadın abini de. Ha? Fare var diyor. Tuvalete kaçmış. Gidip bakacağım şimdi. Orada fare falan yoksa sıçtım ağzına senin pezevenk. Hani ulan fare? Estağfurullah. O geceden sonra Sabri sık sık bağırarak uyanır oldu. Anne, fare var. Korkmayayım diye annem de benimle kalırdı. Orada bir şeyler vardı belli ki. Ama fare miydi, başka bir şey miydi? Yoksa belleğimizin bize oynadığı bir oyun muydu, anlayamadık. Bilmem, sen ne dersin? Teşekkürler. Beyefendi. Gidiyor musunuz? Evet. Ya ben hep sizi düşündüm. Ben bu şehirdeki herkesi tanırım. Bu beyefendiyi neden tanıyamıyorum diye. İyi günler. Sıhhatli kalın. bir delikanlı vardı. Uzun boylu, yakışıklı. Sizin gibi. Sabri'nin arkadaşı. Sabri bütün insanları severdi. Herkes iyi olsun isterdi. O delikanlı da bir gün ortadan kayboldu. Ya bir daha da hiç görünmedi. Sabri de onun için
Hiç üzülmedi. Hiç üzülmedi. Sabri onun için hiç üzülmedi. Hiç.